Üçüncü bölüm. İşte bu özleme daha fazla dayanacak halimiz kalmayınca, Atina'da yalnız bırakılmaya razı olduk. Ve Mesih'in müjdesini yayan Tanrı emektaşı kardeşimiz Timoteus'u yanınıza gönderdik. Bu sıkıntılardan ötürü kimse sarsılmasın diye, sizi imanda güçlendirip cesaretlendirmesini istedik. Sıkıntılardan geçmek üzere belirlendiğimizi siz de biliyorsunuz. Çünkü sıkıntı çekeceğimizi size önceden, daha yanınızdayken söylemiştik. Ve bildiğiniz gibi öyle oldu. Bu nedenle ben de daha fazla dayanamadım ve acaba ayartıcı bir yolunu bulup sizi ayarttı mı, emeğimiz boşa mı gitti diye iman durumunuzu öğrenmek için Timoteus'u gönderdim. Selanik'ten güzel haberler. Ama yanınızdan henüz dönmüş olan Timoteus, imanınıza ve sevginize dair bize güzel haberler getirdi. Bizi her zaman iyi anılarla hatırladığınızı, sizi görmeyi özlediğimiz kadar sizin de bizi özlediğinizi söyledi. Bu nedenle kardeşler, bütün çile ve sıkıntılarımız arasında imanınızdan ötürü sizinle teselli bulduk. Çünkü siz Rab'be bağlı kalırsanız biz gerçekten yaşarız. Tanrımızın önünde sizden ötürü duyduğumuz tüm sevince karşılık Tanrımıza sizin için yeterince nasıl şükredebiliriz? Sizinle yüz yüze görüşmek ve iman konusundaki eksiklerinizi tamamlamak için gece gündüz var gücümüzle dua ediyoruz. Babamız Tanrı'nın kendisi ve Rabbimiz İsa size kavuşmamız için yolumuzu açsın. Rab birbirinize ve bütün insanlara olan sevginizi bizim size olan sevgimiz ölçüsünde çoğaltıp arttırsın. Öyle ki Rabbimiz İsa tüm kutsallarıyla geldiğinde babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin.